2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine giren ve Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Bahar'ın Müjdecisi Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin programı belli oldu. Şenlikler 5 Mayıs 2022 tarihinde saat 17'de Sarayiçi alanı girişinde bulunan Kanuni Köprüsü'nde protokolün karşılanmasıyla başlayacak. Sarayiçi'nde düzenlenecek programda açılış konuşmalarının ardından dev kakava ateşi, bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans, barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için yakılacak. Edirne Belediye Bandosu'nun konseri, sahne konserlerinin ardından protokole ve halka pilav ikramında bulunulacak. Daha sonra Göksel Zurna ve ekibinin sahne gösterisiyle devam edecek olan etkinlik, Süheyla Solan konseriyle son bulacak. 6 Mayıs'taki program ise 05 ila 06 saatleri arasında Sarayiçi'nde düzenlenecek. Çeşitli gösterilerin katılımcılarla buluşacağı şenliklerde dilekler dilek ağacına bağlanacak, niyetler nehre atılacak. Buradaki program simit ve çay ikramının ardından son bulurken Hıdırellez coşkusu Sarayşar Caddesi'ne taşınacak. Sarayşar Caddesi'nde saat 12.30'da Edirne Belediye Bandosu'nun konseriyle Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi katılımcılara güzel bir gün yaşatırken protokol konuşmalarının ardından Kakava Hıdırellez Şenlikleri yumurta kırma ve niyet çekilişiyle son bulacak. 2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine giren Kakava Hıdırellez Şenliklerini 2 yıl aradan sonra tekrardan düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl büyük oranda bir izleyici katılımı beklediklerini açıkladı. Kakava'ya hazırız. Valla benim tahminim 100 bine yakın bir rakam olacak gibi. Çünkü Edirne'deki oteller zaten dolu. Ama tüm ilçelerimizin de otelleri şu anda dolmuş durumda. O yüzden bir 100 bini bulacağız gibi duruyor. Selimiye Meydanı'nda bir katkısı olur mu bu yıl? Selimiye Meydanı tabii katkısı olacak. Yani hani doğrudan Selimiye Meydanı'nı görmek anlamında kimsenin geleceğini düşünmüyorum ama gelenlerin en azından görsellik anlamında daha güzel olacaklar. Selimiye Meydanı'nın açılışıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'ndan haber bekleniyor. Kendisi teşrif ederlerse tabii ki biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bunda hiçbir tereddüt yok.